Epistes Çiftliği kanalından tüm takipçilerime merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzun adı akvaryumun içine süs koymalı mıyız, koymamalı mıyız arkadaşlar? Akvaryum tabii küçük bir biyotop oluşturuyor. İçinde istediğimiz canlıları besliyoruz. Akvaryumun içinde arkadaşlar beslediğimiz canlılara faydalı olmayacak ekstradan hiçbir şey koymamalıyız. Neden koymamalıyız? İçine tabii birçok süs satılıyor pet shoplarda. Bu süsler arkadaşlar bir akvaryumun yani o biyotopun içinde bir ekstra yaratıyor. Ekstra nedir? Ekstra zararlı bakterilerin barınacağı alan. Ekstra bir temizlik süreci gerektiriyor. Bu da uzun vadede aktivistleri sıkan bir konu arkadaşlar. Yani ilk başlarda zevkli gelebilir. Görünüm açısından güzel oluyor. Zevkli oluyor. Tabii bir süre sonra sudaki gerek mineraller olsun, gerek diğer harici canlılar olsun, yosunlanmalar olsun. Bunlar devamlı bu harici süsleri pisletmekte, görünümünü bozmakta ve akvaryumun içinde bakterilere yuva olmakta. Bu yüzden bunları temizlemek zorundasınız. Bu temizlemek de hem vakit alan hem de hoş olmayan bir süreç. O yüzden ben tavsiye etmiyorum. Tabii bu kişisel bir görüştür. Ben uğraşırım. Benim için görsellik önemli. Akvaryuma baktığım zaman rahatlıyorum. Temizlik problem değil diyen arkadaşlar bu süsleri kullanabilir. Ama dikkatli olmalısınız. Çünkü bu süslerin temizliği düzenli olarak yapılmazsa içindeki canlılara zarar verir arkadaşlar. Yani ölümle de neticelenebilir. Forumları okuyorsanız burada görebilirsiniz. İşte balıklarım aniden dün çok sağlıklıydı, bugün aniden öldü. Veya işte rahatsızlandı, dipte yüzüyor, şurada yüzüyor, burada yüzüyor, pustu kaldı. İşte bu gibi problemler arkadaşlar akvaryumun içindeki harici süslerin temizlenmemesinden ve oradaki bakterilerin aşırı derecede çoğalmasından kaynaklanan sorunlar. Yine bu videomuzda bir ekipman hediye edeceğiz arkadaşlar çekilişle. Bu videomun devamında çekilişle alakalı yeni bir düzenleme yapıyorum. Yani birden fazla kez çekilişte şans sahibi olabilirsiniz. Bunları anlatacağım. Ekipmanımı tanıtacağım videonun ilerleyen kısımlarında. Size bu akvaryumu tanıtmak istiyorum. Bu akvaryumun içinde neler var? Üstte rafya var arkadaşlar. Yavruların saklanabilmesi için bir lepistes akvaryumu gördüğünüz gibi içinde gene lepistesler var. Kendi yavrularımdan büyüttüm. Hava motorum yok. Gördüğünüz gibi hava motoru kullanmıyorum kesinlikle. Artı ısıtıcı da kullanmıyorum. Gerçi yaz mevsimi ısıtıcı ne alaka diyeceksiniz ama kışın da kullanmıyorum arkadaşlar. Akvaryumun içinde lepistesten başka şurada görebileceğiniz siyah karidesler var arkadaşlar. Şöyle daha yakından gösterebilirsem biraz büyüteceğim. Evet. Şurada arkadaşlar siyah karideslerim var. Ve salyangozlar var arkadaşlar. Tabii bu başka bir video konusu. Normal salyangozlar var. Bir de Helena salyangozu denen, bu salyangozların popülasyonunu kontrol etmeye yarayan etobur avcı salyangozlar var. Evet, şimdi arkadaşlar bir önceki videomdaki lepistes çekilişini yapmak istiyorum. Çekilişi yapacağım. Bir asil bir de yedek şanslı izleyicimizi seçeceğim. Evet arkadaşlar, lepistes vlog başlangıç videomuzda 4 tane lepistes hediye edecektik. Burada katılan arkadaşların hepsi burada. Bu çekiliş nasıl işliyor arkadaşlar? Bu çekiliş bir Word dosyası hazırlıyorum. Burada her satırda çekilişe katılan bir kişinin ismi var arkadaşlar. Daha sonra bunu kopyalayarak çekiliş yapacağım siteden otomatik olarak çekilişi yapacağım.
Bir asil, bir de yedek talihli belirleyeceğim. Neden? Asil talihli kabul etmezse, almak istemezse veya ulaşamazsak yedek talihliye arkadaşlar balıkları teslim edeceğim. Çekiliş yaptığım balıkları. Bir değişiklik yapacağımı söylemiştim çekilişte. Bunun sebebi arkadaşlar diğer videomda söylemiştim. Bir yorum yaptığınız zaman o videonun altına bir şansınız olacak. Yani 5-10 tane yorum yaptığınız zaman 5 şansınız veya 10 şansınız olmayacak demiştim. Buna rağmen tabii çok sayıda yorum yapan arkadaşlarım oldu. Şu şekilde değiştireceğim arkadaşlar çekilişimin kurallarını. Bir videoma bir yorum yapan bir hak kazanacak. Başka bir videoma yine yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve katılıyorum demenize gerek yok. Anlamlı herhangi bir yorum yazdığınız sürece bir şans daha elde etmiş olacaksınız. 3 farklı videoma yorum yapan arkadaşın 3 şansı olacak. 4 farklı videoma yorum yapan arkadaşın 4 tane şansı olacak. Bu şekilde bu çekilişte dağıtacağım hediyelere ihtiyacı olan arkadaşlar tabii daha fazla yorum yaparak şansını daha fazla arttırma imkanını bulacaklar. Aynı video değil arkadaşlar, bakın tekrarlıyorum, aynı video değil, kanalımda bulunan başka bir videoya anlamlı bir mesaj yazdığınız zaman ve videoyu beğendiğiniz zaman bir şans daha elde edeceksiniz. Evet, yani bunu 5 videoma da yazabilirsiniz, 6, 10 tane videoma da yorum atabilirsiniz. 10 tane videoma yorum atarsanız şöyle örnek vereyim, burada Hakan Küçük adlı katılımcı var. Hakan Küçük burada 10 tane satırda yazılmış olacak ve diğerlerinden 10 kat fazla şansı olmuş olacak. Bu şekilde şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi çekilişimizi yapalım arkadaşlar. Kopyalayalım. Evet, burada çekiliş sistemimiz. Lepistes balığı çekilişi. Bir asıl talihlimiz var. Bir de yedek talihlimiz. Yapıştır. Evet, kontrol edelim. Evet, bütün katılımcılar burada arkadaşlar ve çekilişi yapıyorum. Çekilişimizi yaptık. Asıl talihli Davut Babahan. Yedek talihlimiz Kemal Ak. Evet, Davut Babahan, seninle iletişime geçeceğim ve bu hafta içi senin uygun olduğun bir zamanda sana balıkları göndereceğim. Balıklar hayırlı olsun. İnşallah takipçimi sevindirebilmişimdir. Şimdi bu hafta yapacağım çekilişin hediyesini tanıtacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu hafta yapacağım çekilişte evet bir adet hava motoru, bir adet iç filtre ve bir adet de bu şekilde bunlarla bir adet de bunlarla bağlantısı olan şekilde bir süs var arkadaşlar. Kameram düştü. Küçük bir aksaklık oldu, kusura bakmayın. Bir çekim kazası yaşadık, iş kazası. Hava motorumuz burada arkadaşlar. Bunların hepsinin birbiriyle bağlantısı var. Arkada şu şekilde göstereyim. Evet, bunu kendi akvaryumunuza göre bir dizayn kurabilirsiniz. Ben tabii bunu kullanmadığım için arkadaşlar kullanacak bir arkadaşa hediye etmek istiyorum. Hava filtresi kullanmıyorum ben. İç filtre de kullanmıyorum. Balıklarımı üretirken. Lepistes balığı için gerek yok. Bu şekilde seri üretim yapabiliyorum. Ama ciklet akvaryumları veyahut da yine lepistes canlı doğuranlarda arkadaşlar aldığınız balıklar eğer hava filtreli bir ortamda büyüdülerse, büyük balık aldıysanız bunlar için hava filtresi şart. Evet, bir yanlış anlaşılma olmasın. Ben balıklarımı bu şekilde üretiyorum. Bu şekilde yaşıyorlar. Ve buna dayanıklılar arkadaşlar. Yani doğal ortamları bu şekilde olduğu için benim kendi yetiştirdiğim balıklar hava filtresi aramıyorlar. Ama pet shop'tan aldığınız balık eğer ki hava filtresi ile büyüdüyse hava filtresine ihtiyaç duyacaktır arkadaşlar. Bu yüzden takipçilerimden buna ihtiyacı olan arkadaşlarım çekilişe katılabilirler.
Bu ekipmanla yeni bir akvaryum kurabilirler veya ekipmanları bozulduysa bu ekipmanları kullanabilirler. Ölü akvaryumlarını canlandırabilirler. Dediğim gibi videomu beğenip yorum yapan arkadaşlar çekiliş hakkına sahip olacaklar arkadaşlar. Bu arada çok sayıda mesaj geliyor. Instagram adresiniz var mı? Facebook adresiniz var mı diye. Instagram adresimde pek akvaryumla alakalı şeyler paylaşmıyorum ama tabii benimle iletişime geçmek isteyen arkadaşlar olabilir. Yorumda Instagram adresimi, bu videonun yorumunda Instagram adresimi sabitleyeceğim arkadaşlar. Oraya tıklayarak beni takip edebilir ve benimle iletişime geçebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Atacağınız yorumlarda dediğim gibi anlamlı bir yorum yazmanız yeterli. Bir sonraki videomun ne üzerine olacağını yazabilirsiniz. Çekilişte ne isteyeceğinizi, yani ne üzerine çekiliş yapmamı istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Farklı videolarıma yorum atan arkadaşların katılım şansı çoğalacak arkadaşlar. Çekilişimiz bu şekilde olacak. Yine bir süre aralığımız var. Önümüzdeki hafta Cuma günü, yani 21'inde, bu Cuma 21 Haziran'dı. Üstüne 7 ekliyoruz. 28 Haziran. 28 Haziran'a kadar yorum atan arkadaşların şansı olacak. 28 Haziran'da bu çekilişimiz kapanacak arkadaşlar. Yine hafta sonu atacağım bir videoda talihliyi belirleyeceğim ve size tebliğ edeceğim bu şekilde. Yeni bir çekilişimiz olacak muhtemelen. Bunun üzerinde yine bir çalışmam var. Beta balığı hediye etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Beta balığı bir erkek ve bir dişi. Üretime hazır. Beta balığı hediye etmeyi düşünüyorum bir dahaki videomda. Ve beta hakkında birkaç bilgi aktaracağım size, beta balıkları hakkında. Çekilişe katılmak isteyen arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Beni izlediğiniz için, takipte kaldığınız için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.